Azerbaycan'da Türk şehitliğindeyiz. Burası önemli bir yer, çok önemli bir yer. Çünkü 1918 yılında Azerbaycan Ermeni istila kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde ve burada büyük bir soykırım hareketi gerçekleştiğinde Kafkas Türk İslam orduları Azerbaycanlı kardeşlerin imdadına yetişmişti. Nuri Paşa ve askerleri buraya gelerek ta Gence'de, Şamahı'da, Bakü'de büyük kahramanlıklar göstermiş ve düşmanı buradan çıkarmışlardı ve dolayısıyla büyük bir soykırımın da önüne geçmişlerdi. Ona rağmen Türk askerleri buraya gelene kadar 60 bin Türk'ü katlettiler. Eğer Nuri Paşa komutasındaki Türk askerleri buraya yetişmemiş olsaydı belki de daha büyük bir felaket yaşanacaktı. Ama Osmanlı en zor döneminde bile 7 düvele karşı kahramanlık destanları yazarken o kıt imkanlarıyla, o zor imkanlarıyla yine de Azerbaycanlı soydaşlarını, kardeşlerini unutmamış ve buraya bir birlik göndermişti Nuri Paşa komutasında. İşte burada Nuri Paşa'nın askerlerinin mezarları var burada. Bütün Osmanlı coğrafyasından gelen askerler var. Kerkük'ten var, Halep'ten var, Şam'dan var. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden var. Sivas'tan, Kastamonu'dan, Amasya'dan, Manisa'dan, Kars'tan ve pek çok yerden gelen şehitler var. Tam 1335 Mehmetçik var burada. Dolayısıyla burası çok önemli bir yer. Hemen yan tarafta da Karabağ şehitleri var. Karabağ'da yine Ermeniler tarafından şehit edilen binlerce insan var. Çoğu genç insanlar bunlar. Çoluk, çocuk, kadın, binlerce insanın mezarı burada bulunuyor. Ve dolayısıyla burada çok dramatik tablolar görmek mümkün. Şehit annelerini görmek mümkün. Şehit çocuklarını, yakınlarını görmek mümkün. Ve burası Türkiye'den gelen ve burada şehit olan kahraman insanlar da yine vatanını korumak için canını veren diğer kahramanların omuz omuza yan yana yattığı çok önemli bir mekan. Biz her geldiğimizde burayı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yanımda Serhat Boylar Derneği Başkanı Muharrem Yıldız Bey var. Muharrem Bey ile Bakü'yü dolaşıyoruz, geziyoruz ama önce dedik şehitlere uğrayalım, onları ziyaret edelim, onların ruhunu şad edelim. Sonra da yine ziyaretimizi sürdürmeye çalışalım dedik. Evet Muharrem Bey, herhalde sen de aynı duygulu atmosferi yaşıyorsun. Duygulu anları yaşıyoruz şu anda. Neler söylemek istersin? Evet, az önce sizinle birlikte dolaştık. Hem Karabağ şehitlerini hem işte Nuri Paşa'nın askerlerinin şehitlerini birlikte dolaştık. Duygulu anlar yaşadık tabii ki. Burada o kardeş diyoruz ya, işte kardeşler burada koyun koyuna yatıyor. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi hakikaten Türk milletinin, Türk devletinin o sıkıntılı günlerinde, düşünün 1914 Sarıkamış Hareketi'nde bir sıkıntılı anlar yaşanmış. Orada 90 bin şehit vermişiz. Daha sonra dönmüşüz Çanakkale, 1915 ve 16 aralığında Çanakkale var. Ve ayrı zamanda Emir Paşa komutasında Nur Paşa'nın işte Gürcistan'a, Tiflis'e gönderilip orada bir ordu hazırlığı yapması ve 18'de bu oraya Bakü'yü kurtarma olayı var. Şimdi baktığınız zaman hakikaten her cephede Osmanlı'nın o sıkıntılı dönemlerinde ama kahramanca mücadele ederken kardeşlerini de hiçbir zaman unutmamıştır. Burada bugün bu huzurunda bulunduğumuz şehitler de minnetle anıyoruz ki kendi öz topraklarını, sınırları aşarak kardeşlerine kardeş kömeği dediğimiz, kardeşlerinin o feryadına, imdadına yetişerek Bakü'yü Ermeni ve Rus işgalinden kurtarmış ve bağımsızlığını ilan etmişler. Onun için hakikaten Azerbaycan'da bu bayrağın dalgalanması çok önemli.